Şimdi bu tarafta bunlar oldu. Şimdi ben o e, muhalefet, ana muhalefet, sözde ana muhalefete, e, sözde bu ülkenin aydını olanlara... Hani e, bugünlerde de biri diyor ya kör cahiller oy vermişler falan diye. E, ona da anlatacağım ben yakın zamanda. Portakalı soydum diye bir program yapacağım inşallah. Orada kör cahil kim? Böyle çok net anlatacağım. Hatta kendisine de diyeceğim ki buyur gel e, toplumun önünde tartışalım ki ben göstereyim kör cahil kim? E, ondan sonra hala aynı böyle saçmalıkla devam eden işte cahiller oy vermiyor da onun için biz kazanamıyoruz diye kendini kandıran ama kendine de aydın diyen bir kitle. Şimdi bakın o aydın kitleye bakalım şimdi. Öncelikle biz isteriz ki onlar gerçekten muhalefet yapsınlar. Çünkü onlar gerçekten muhalefet yaparlarsa bu ülke gelişir. Onlar gerçekten muhalefet yaparlarsa iktidar da daha güçlenir. İktidar da daha fazla iktidar da doğru işler yapmaya çalışır. Bu o gerçekten muhalefet yapanlar bir gün iktidara gelme hakkını da kazanabit. Bak ki bunu ağızlarıyla söylediler. Ne dediler? Ee, iyi işler de yapsa Cumhurbaşkanı biz kötüleyeceğiz. Ya böyle muhalefet olur mu? Ee, maalesef bu kendi başına komik bir durum ama oluşturduğu sonuçlar açısından trajik olduğu için de trajikomik bir durum. Ee, gerçekten de böyle bir trajikomik. komik e, ve ülkenin hatta dünyanın e, kendini en aydını zanneden işte diğerleri de cahiller diyen ...trajikomik bir kitlemiz var biz, Çok net. O kitlenin varlığı zaten bütün bu satrancın oynanmasına sebebiyet veriyor. Yani o kitle gerçekten yedi ekmeğin hakkını verse... ...yani bu devletin onlara yaptığı yatırım... ...yani eğitim sistemin içinde bulunmuş olmak... E, ...Türkiye'nin belki en iyi ortamlarında yaşıyor ve çalışıyor olmaktan e, kaynaklanan... ...o gerçek kanaat önderliğini gösterebilse... E, ...bu ülke e, onların paçasına yapıştığı ve zorla yürümeye çalışan değil... ...koşa koşa giden bir ülke olacak... Ee, ama şimdi bu arkadaşlar yahu e, bundan 20 sene önceye kadar sindirdiğiniz susturduğunuz bir kitle vardı bu ülkede e, yani onlar mı vardı da siz e, 1938 ile işte e, e, Özal ve Menderes dönemlerini kısa kısa hariç 2003'e kadar bu ülkede hiçbir şey üretmediniz yapmadınız. Yani neredeydiniz siz o bilmişliğiniz neredeydi çok biliyordunuz ülkede kurşun üretemiyordunuz siz ya mermi yapamıyordunuz siz. Ee, ama bugün de bunu görüyoruz değil mi yani? Söylüyoruz ama bir değişik bir kafalar yani yanlış bir şey mi söylüyoruz? Ee, bu ülkede o sözde cahil dediğiniz halk 1989'da neredeyse bütün belediyeleri size vermedi mi? E, cahildi niye verdi ki size o zaman? Hani size vermiyor ya oy. Verdi ama sizi bir kere daha deneyeyim dedi. Yani yıllar içinde tek parti iken de görmüştü. Sizin ne olduğunuzu biliyordu da. Bir kere deneyeyim dedi. Yine siz yine elinize yüzünüze bulaştırdınız. Öyle değil mi? eee yani müteahhit partisi kime dendi bu ülkede? Bu ülkede en büyük e, yolsuzluk çıkıp da e, işte mahkeme edilen, e, ülkede rezil olan e, ondan sonra e, normal olmayan bir ilişkiyi yaşayan işte birileri hani böyle e, e, dindarları sanki öyleymiş gibi e, eleştirir ya öyle olmadığı halde e, ondan sonra bizim dinimizde, Kur'an-ı Kerim'de e, buna yönlendirme değil tam tersine e, bunu engelleme çabası olduğu halde öyle yap, yaparlar ya. Bunlar nereden çıktı? Allah aşkına. Cumhuriyet Halk Partisinden çıkmadı mı? Oradan çıktı. E toplumda biletini kesti dedi ki ben sana bir daha şans Sen hiçbir şey yapamadın ya. Hiçbir şey yapamadın. Bir de yapılmış olanı e, bitirdin. Aynı bugün olduğu gibi bakın. dört e, 4 sene önceye kadar e, İstanbul'da neredeyse sorun yaşamaz hale gelmiştik. Tıkır tıkır işleyen bir İstanbul vardı. İşte 4 senedir halimiz ortada. Haller ortada ama bu adamlar e, böyle çıkıp ortada sadece konuşarak, sadece anlatarak, sadece sözle e, peynir gemisini yürüttüklerini, yürüteceklerini zannediyorlar. Şimdi onlara şu dersleri verelim, şunu soralım. Şimdi sizin e, bu ülkenin daha doğrusu e, gelmiş geçmiş artık ismini yazdıracak olan en önemli diktatörlerinden olan Kemal Bey. Evet, evet en önemli diktatörlerinden. Neden? E, sizin partinizde birkaç insan genel başkan olmaya çalıştı. Dedi ki, dediler ki bu kaybediyor, yapamıyor, olmuyor, bundan olmuyor. Ondan sonra biz olalım. O kongrelere sokulmadı, disipline verildi, uzaklaştırıldı partiden. Değil mi? Bunu diktatörler yapar. Ama hani son hafta Nivskrik'in yazdığı gibi diktatörler ikinci tura gitmezler. Bak hatırlatalım. Uydurduğunuz ve inandığınız kavramlar üzerinden bu ülkede kavga ediyorsunuz. Kavga çıkartıyorsunuz bir nevi. Şimdi ben hatırlıyorum Umut Oran vardı ya. Muharrem İnce vardı. Şimdi soruyorum ben bu, bu kitleye. Bu kadar bağırıyorsunuz, ediyorsunuz bilmem ne yapıyorsunuz. Muharrem İnce yıllar önce söylemişti bunu. Demişti ki ya kardeşim tencereyle makarnayla yüzde elli mi olur? Bir şapkamızı önümüze koyup da düşünelim demişti. Ama adamcağızı dinlemediniz ki. Ee, şimdi soruyorum. Ee, bu seçimlerde Umut Orhan veya Muharrem İnce veya hatta gidelim Gürsel Tekin. Hatta o dokuzlu masada herhangi bir başka birisi aday olsaydı. Çünkü çok yakın ya kırk yedi buçuk. Kazanma şansı olur muydu? Yüzde yüz olurdu değil mi? Peki siz oy verenler, o çok, çok akıllı, süper aydın ee, ondan sonra sözde, şeyde konuşmalarda bak, dünyanın en vicdanlısı, ah canım beni falan insanları düşünen ama keşke ölseydiniz de oy verme istediğiniz diyenme noktasına gelenler. Sizlere soruyorum. Hanginiz 13 senedir Kemal Bey'e? Bir dakika kardeşim ya bir geç kenara sen dediniz. Dediniz mi? Niye demediniz? Çok biliyorsunuz ya siz. Niye demediniz bunu? Bakın demin anlattım. Türk devletinin milli unsurları nasıl bir satranç oynadılar size? Siz bırakın satrancı, normal herkesin görebileceği. Hadi gidelim son radde, son radde. O dokuzlu masa, sekizli masa neyse, neli masa ise oğlu masa. Ee, orada bir taneniz dediniz mi ya, bir dakika ya, ne Kemal Bey kardeşim burada masada biz de yıllardır bir ümitle bekliyoruz. Kemal Bey mi yani buranın adayı? Dediniz mi? Demediniz. E siz bunu demeyi bile beceremeyeceksiniz. Ondan sonra niye? Çünkü diktatör var orada. <laughs> dediğiniz an atar sizi partiden. Ee, dediğiniz an işte bizi oy veren bile olsanız sizi rezil eder Türkiye. Hiç dinlemez oy veren oy veren. Halk bak falan öyle bir şey dinlemez. Değil mi? Ondan sonra ya ilk turdan sonra bile masalara vuruyordu böyle. Ben gitmeyeceğim buradayım diyordu. Değil mi? Hadi gönderin bakayım sıkıysa gönderebiliyorsanız. Ee, ama en önemlisi şu. Bugüne kadar niye demediniz? Yani Umut Orhan böyle kafasını uzattığı zaman niye demediniz? Ya gencecik bir adam ya geliyor ya. Ee, Muharrem İnce, niye demediniz? Muharrem İnce'ye gel bakalım Muharrem dediğinde hop Cumhurbaşkanı adayı koyacağız ya. Sen ne gel bakalım Muharrem'i dediniz mi Kemal Kösteroğlu'na? Demediniz. Ee, dediniz mi Muharrem Bey'in kampanyasında ya Kemal Bey sen bu partinin genel başkanı değil misin? Bir kampanya yok sen niye Muharrem Bey'in yanında olmuyorsun? Veya Muharrem Bey'i destekler, mitingler vesaireler yapmıyorsun. Dediniz mi? Demediniz. Peki e, 2007'de tesettürlü biri Çankaya'ya gelecek diye... Ortalığı yıktınız. Değil mi? Siz çok biliyorsunuz ya. Süpersiniz. 2014'te siz o çok bilmişler. Bir Cumhurbaşkanı özellikleri, olması gereken özellikler diye bir liste çıkardınız. Siz çıkardınız. Şimdi bakın. Çok acayipsiniz ya. Bir liste çıkartıyorsunuz. Diyorsunuz ki karşı taraf buna uymalı. Ama sizin tarafı ona uymuş, uymamış. Çok önemli değil. Çünkü niye? Sizin taraftan öyle bir liste özellikleri taşıyan insan çıkma ihtimali yok. Bunu siz de biliyorsunuz. <laughs> Ve nitekim de çıkmıyor. Çıkmıyor. Sonra devlet beyin yani size göre sağ partinin e, suflesiyle Kemal Bey size diyor ki tıpış tıpış gidip Ekmenettin Bey'e oy kullanacaksınız. Kullandınız mı? Kullandınız. Umutlandınız mı? Umutlandınız. Yani bir sağ görüşlü biriyle umutlandınız. Değil mi? Neredeyse Abdullah Gül Beyefendinin benzeri, aynısı diyebileceğimiz birisi yani. Aynı yerlerde de görev yapmış hatta. Ondan sonra 2007 ortalığı niye yıktınız? 2014'te niye tıpış tıpış gidip oraya oy kullandınız? Ya siz bir silkelenin Allah aşkına. Siz bir silkelenin. Silkelendiğinizde şunu fark edeceksiniz ya. Ee, Erdoğan insin de ne olursa olsun saçma sapan bir şey olduğunu size Erdoğan insin de dedirten o e, saçmalıkların da saçma ve çamur olduğunu göreceksiniz. Ee, Muharrem Bey dediği gibi dönüp kendinize baksanız hikayeyi çözeceksiniz. Ama hep yok tencereyle aldı, tavayla aldı, oy çaldı aldı, öyle aldı, böyle aldı. Ya hadi gidin oradan ya. Gidin oradan. Yani e, henüz ülkede onu bir yerinden yakalayayım da içeri takayım da siyaset yapamamışsın diyenler güçlüyken, e, dernek başkanı olurken de, ilçe, il başkanı olurken de, belediye başkanı olurken de boy çaldı. Yani sizin çaldıklarınız etki oralara girmiyor. Hiç girmiyorum yani. Hiç girmiyorum. Çünkü artık böyle şey oluyor o zaman. E, konuşamıyoruz yani. Ama söylüyorum size şimdi siz ana muhalefetsiniz ya. Bunları niye yapmadınız? Buraya kadar yapmadınız. Hadi geldi Kemal Bey. Ondan sonra Meral Hanım masadan kalktı. Kaçınız dedi. Helal olsun Meral Hanım ya. O niye aday oluyor ya? Tamam CHP'nin başı olabilir ama burada bak 8 9 masa olmuş. Oradaki herkesin profili bu adamdan daha yüksek. Yani oradaki herkes Kemal Bey'den yüzde iki buçuk fazla oy alır mıydı? Bugün Türkiye'ye sorarak herkes hem fikirdir alırdı. Peki siz bu partinin oy vereni, bu tarafın destekleyicileri olarak yani depremzede ölsün demeye kadar vicdansızlaştınız da ee, o vicdanınız, o aklınız size hiç niye demedi ya Kemal Bey? Dur bakalım sen ya. Bir dakika dur. Orada ülke hani diyorsunuz ya ülke elden gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, bilmem nereye gidiyor. Hani ülke elden gidiyor. Ama siz o masadaki en profili düşük adamın aday olmasına izin verdiniz. Ee, ondan sonra ama karşı taraf suçlu. Karşı taraf oy çaldı, karşı taraf böyle yaptı, karşı taraf böyle yaptı. Hep nerede işte hep örnek veriyorum ya şeylerde de öyle. E, ...belediyelerde. Devlet para vermiyor. Ya hadi oradan ya. Siz niye bu kadar... E, ...kendinizi kandıran bir topluluksunuz? Bakın benim şampiyonu yetiştirme kitabım var. Oranın hemen hemen başlarında diyor ki... ...önce kendine doğruyu söyle. Çünkü öyle bir şey yok. Ne kendinden kaçabilirsin ne Allah'tan... kapı kurtarabilirsin. Öyle bir şey olmadığı için boşa bir çabadır yani. İşte siz de o boşa çabanın içine kısır döngünce dönüp durup duruyorsunuz. Laf dinleseniz... ...güzel bir muhalefet olacak... İşte biz geliriz, eğitiriz. İnanın yani ben bunları bir bila gönüllü yaparım. <laughs> Nitekim öyle bir teklifim de vardı. En son bir genel başkan yanımda çok yıllar önce sizin genel başkan yardımcınıza demiştim ki ya siz yürürken sakız çiğneyemiyor musunuz? Ülkede seçimsiz zaman mı olur? Çünkü şöyleydi. Hocam bu projeyi kesin yapacağız. Şu belediye seçimlerini geçelim yapacağız. Hocam kesin yapacağız. Şu bizim kongreye geçsin yapacağız. Genel <laughs> biter mi? Bitmez. Beş sene içinde bunlar mutlaka vardır her sene. Değil mi? Ee, ama eğitim şart bir tek sizler dışındakiler açar. Siz çünkü aşmış, eğitilmişsiniz. Hadi oradan ya. Hadi oradan. Ee, o portakal diyor ya kör cahil. Aha bak söylüyorum. Onu diyen kör cahil. Burada gelsin karşıma. Aynen bu cümleyi bakın. Bu cümlenin bir böyle iş olsun cümlesi olmadığını ispat edeceğim ona. Ee, bir toplumun yüzde elli iki buçuğuna kör cahil diyen adam kör cahildir. Bakın. Bunu ispatlayacağım ona. Çok basit hem de böyle. İki üç cümleyle. Eee Dolayısıyla o karşı taraftan gözlerinizi bir çevirin içeriye. Sizin çok ciddi problemleriniz var. Çok ciddi söylüyorum bakın. Hayata dair yanıtlayamadığınız sorular var sizlerin. Ondan sonra dolayısıyla da siyaset, politika var mı? çok yukarıda kalıyor bunlar. Önce oraları çözmeniz lazım. O hayata dair soruları yanıtlayacaksınız. Bir, iki işte sevgisiz, saygısız bir insanlığın olmayacağını, olgun, yetişkin insanlar bilirler. Yetişkin insanlar bir topluluğun yüzde %50, %53, %54, %55'inin kör cahil olmayacağını, bu cümleyi kullanmanın bile ne kadar saçma sapan olduğunu da bilirler. Hele ki bunu bir halkçı partiyim diyen bir parti kullanıyorsan durum daha da saçmalaşır. Ondan sonra ya isminizi ya okları değiştireceğiz. Bir de, Birkaç tanesini bize verin, e, yerlerini değiştirelim ya da. Ondan sonra hal böyleyken yani e, kalkıp efendim böyle üst düzey, Dünyaya liderlik edecek bir ülkenin siyasetine e, dokunmak orada oy sahibi olmak hele çobandan daha fazla oy sahibi olmak ne haddinize sizin ya ne haddinize ya Allah aşkına e, siz bak seviyorum kendi içinden kendi yayınladığı özelliklere uyan bir adam çıkartamayan ve bunu senelerdir yapamayan ondan sonra e, Türkiye'nin önüne bir proje koyamayan Türkiye'nin önüne proje koyamayan. Ee, ve dolayısıyla da işte belediyede seçilirken şey de seçildikten sonra efendim e, ülkede de seçileceği zaman onu kapatacağım, bunu indireceğim, bundan vazgeçeceğim diye. Yani yapacağı hiçbir şeyi söylemeyen de yapmayacaklarını ve sonlandıracaklarını anlatan. Böyle komik bir durum yani. Ha, dünyanın her yerinde gülerler bu duruma. Ondan sonra e, bunun arkasında durup da bunu aydın olmak zanneden portakala da her yerde gülerler dünyada. Onu da söyleyeyim sevgili portakal. Ee, ama yapacağım dedim ya bir program yapacağım seri böyle portakalı soydum diye. Ondan sonra arzu edersen hepsine katılabilirsin. Ama sen şimdi bizi kale almazsın Yani biz küçük buralarda bir ufak televizyonlara çıkan bir adamız sen. Yani bir kocaman bir en Türkiye'nin. Ondan sonra e, işte diyorum ya ben e, hani teşbihte şey olmaz. E, barbar toraman ergen diyorum ya bazen. Barbar batıl toraman ergen diyorum mesela bazen. E, işte o hesap. Eee Eee değerli dostlar böyle bir <laughs> sinirlenerek yani güleceğim gülemiyorum. Ağlayacağım ağlayamıyorum. Yani inanın şimdi o tarafı bunu anlaması mümkün değil Dedim ya. vicdan artık kararmış depremzedeye ölsün diyen yok. Yardım keşke etmeseydim falan diyen e, insanların bunu anlamasını bekleyemeyiz ama bakın hal şöyle. Gerçek insanoğlu, adam oğulları şöyle durumdalar. E, geçen de söylemiştim. Bir abime yazdığım mesajda olduğu gibi. Dedim ki abi ya bizim durumumuzu bir anlasanız bizim psikolojimizi mahvettiniz. Biz bir yandan düşmanla mücadele ediyoruz gerçekten. Her bağlamda, her sektörde üzerimize düşeni yapıyoruz. Bir de sizle mücadele ediyoruz. E siz dedim düşman değilsiniz ya. Siz bir amcamız, arkadaşımız, komşumuz, abimiz. E biz size kesemeyiz de atamayız da yani. Biz size topla tüfekle gelemeyiz ki. E düşün dedim bizim halimizi. Biz mahvoluyoruz. Bakın inanın bu gerçek bir şey. Şimdi öbür taraf bunu kendileri çok sürekli böyle bir takiye halleri oldukları için... Ee, ee, hiçbir ufacık duygu beslemedikleri halkı, insanlığı düşünüyormuş gibi böyle roller yaptıkları için bunları da öyle zannederler. Öyle eğilimleri vardır. Ama e, ey sizler bilin ki bu bu dünyada insanın derdiyle dertlenenler var. Ee, bu ülkenin her vatandaşını bir kardeşi olarak görenler ve onlar bu yanlışları yaparken üzülen, ağlayan, uyuyamayan insanlar var. Ve bu seçim öncesi inanın ben çok arkadaşımla konuştum e, ve hemen hepsi ya seçimi mi kazanacağız mı diye değil bu insanlar niye böyle yapıyor bu insanlar nasıl bu hale geldi diye gecelerce uyumadılar biliyor musunuz seçim bitti e işte hani kazandık falan yorulduk daha çok üç gündür e, o mücadeleden yorulmuşluğu anlatıyor benim arkadaşlarım bana ya ne yapacağız bu insanlara nasıl anlatacağız biz bazı şeyleri dinlemiyorlar ki diyorlar bakın bunun sıkıntısını yaşıyoruz biz e, e, İşte bu seçimi ve buraya kadar gibi bütün seçimleri herhalde böyle toparlayabiliriz. Bir tarafta ferasetli bir millet, bir tarafta kendini kaybetmiş. Maalesef yani yine adama gülerler. Parti programına batıcılığı koymuş. Şaka gibi yani değil mi? Niye sen barbar, medeniyetsiz mi olmaya çalışıyorsun ya yani batıcı? vitrini süslü, o da çaldıklarıyla süslü ama içi boş bir barbar mı olmak niyetindesin ki batıcı olmaya çalışıyorsun? Yani her entelektüel ortamda adama gülerler ondan sonra masonik olmayan entelektüel ortamlardan bahsediyorum normal bağımsız entelektüel ortamlardan bahsediyorum ondan sonra yine bir tarafta milli kurumsal unsurlar partiler veya siyaset yapanlar bir tarafta bir satranç oynuyorlar ama adam gibi oynuyorlar bu satrançı. öbür tarafta her gün işte yakalanabilirse tazminatını ödeyen yalanlar ve bunun açık açık açıklaması danışmanlık yapan Amerikalı firmalarca işte yalan söyleyin teksitlerin bütçesi hazır şeklinde bunu normal bir şey zanneden, politikayı yani politika, halkı yönlendirmeyi bu zanneden, e, siyaset mühendisliğini yalan söylemek, çamur atmak zanneden, ne kadar atabilirsem, kaçını tutturursam o kadarını etkilerim diye davranan, işte çamur at izi kalsın zaten bu demek, algı operasyonu bu demek, e, bir da böyle bir kitle. Ama bu kitle çok acayip bir şekilde yine bu kitleye bakıyoruz, ülkede terör alkışlayan bunlar, terörü bir şeyin sebebi olarak gören bunlar... Bir demokratın elinden sazını alıp terörist yapan, bir teröristin eline saz verip demokrat yapan bunlar. Ondan sonra darbe alkışlayan bunlar. Ülke düşmana karşı olduğunda düşmana koridoru açan bunlar. Düşmanı kırmızı alıyla elini sıkarak karşılayanlar bunlar. Ama sonra yine ülkeye düşman işgale girişiminde olduğu da bankamatiğe gidip ertesi günde tiyatro diyen efendim bu bizim e, bayramımız değil bizim bayramımız efendim yok savaşımız Kurtuluş Savaşı Çanakkale Savaşı diye uyduran çünkü orada da bakın tekrar söylüyorum Kurtuluş Savaşı'nda koruyoru açanlar bunlar. Gelen düşmanı e, elini sıkarak karşılayanlar bunlar. Ondan sonra her tarafında Kuvayi Milliye kurulurken iki tane şehirde Kuvayi Milliye kurulmayanlar bunlar. Ağababaları bunlar. Ondan sonra daha ne diyeyim? Eee ee, sürekli böyle bir tavrın içerisinde. Ya olmaz, olmaz böyle bir şey. Olmaz ya. Bak 200 yıldır a babalarınız dünyanın tepesine çökmüştü. Bir şeyler böyle işler gibi görünüyordu sizin için. Ee, bitti, bitti orası. O bitti. O bitti. Ee, Dolayısıyla bak çok net söylüyorum ben size. Ee, a babalarınız kral paketlendi çok oldu. Siz çırpınmayın boşuna. Bir de çırpındığınız yer yanlış yer. Ya gelin niye siz e, maymun türü olmaya çalışıyorsunuz? Gelin özel varlık insan olun ya ya. Niye bu kadar çabalıyorsunuz? Niye siz inatla e, ihtiyacımız sınırsız, dünyanın kaynağı kıt, e, Efendim öbürünü yiyeceğim, yeneceğim de ben fazlasını alacağım diye saçma sapan bir hayvani kavganın içerisine giriyorsunuz? İnsan gibi paylaşarak zenginleşmek, yaşamak varken, dünyanın kaynakları, Allah'ın rızkı herkese yetecekken, siz niye buradasınız ya? Bak biz sizi iyiye çağırıyoruz. Nasıl ki ağababalarınıza diyoruz ki şu Ortadoğu'dan bir defolun gidin. Biz adam gibi o coğrafyanın kaynaklarını işletiriz. Sizle de paylaşırız hiç merak etmeyin ki bugün yapıyoruz. Gıda ve enerji güvenliğinizi biz sağlıyoruz. Ee, ölecektiniz soğuktan, açlıktan. Ondan sonra o babalarınız için geçerli. Sizin için de geçerli. Herkes için geçerli. Çünkü biz her bir birey daha adam olsun istiyoruz. Onun derdindeyiz. Başka bir derdimiz yok. Ee, o yüzden de bize oy veren vermeyen herkes yaşasın. Tamam mı? O insanlardan bize oy veren vermeyen ihtiyacı varsa sizler hani o, o depremize de ölsün diyenler dahil olmak üzere. Emin olun biz dua etmeyiz siz ölün diye. İhtiyaç duyarsanız size yardıma koşarız. Siz bizim için bir insan olursunuz çünkü. Tamam. Ee, o yüzden siz dua edin. Ee, bizim çizgimizde olanlar dünya iktidarını bir an önce ele geçirsinler ki dünya huzura iyiye kavuşsun. Ee, e, siz şunun farkına varın. Dünyadaki bütün savaşların bütün terör örgütlerinin kurucusu olan. E, dünyadaki her aklınıza gelmeyecek pisliği yayan, e, kendi ülkelerinde 12 yaş üzeri psikiyatrik ilaç kullanmayan insanın kalmadığı, e, kendi ülkelerinde bütün o çaldıkları zenginliğe rağmen, vitrinini süslemiş olmalarına rağmen suçu bitiremedikleri, kendi ülkelerinde diğeri, diğeri derken başka ülkelerden gelenleri kastetmiyorum, öbür kasabalıyla bile yan yana yaşayamayanların niye tarafındasınız siz yahu? Bu kadar mı egonuz yani? E, e, öyleyse de Öyleyse de bu ülkede bakın ha bir kızcağız bunları ikinci bölümde açalım ama demin ağlayan kızdan bahsettik. Bir tanesi de şey yapıyor. Ne o? Ee, bir tane video yapmış. İşte diyor bak bunlar gelecekler diyor. 12 yaşında diyor çocukların evlendirildiğini göreceğiz. Falan. Ya böyle uydurup uydurup inanıyorlar. Ve şimdi sen buna karşı çık. Dinlemedin. Kavga ediyorlar seninle. Çok acayip bir şey bu. Eee ya evladım demek lazım ona. Ya bu ülkede ne zaman öyle bir şey olmuş? Nasıl öyle bir şey olabilir? Ama şunu da söylemek lazım. Sen yanılıyorsun. Dünyada bırak evliliği 12 yaşından itibaren hiçbir hukuki koruması vesaire olmadan Avrupa'da e, çocuklara her şey serbest. Sen ne anlatıyorsun bize ya? Avrupa'da 12 yaşında bir çocuk bir şeye girsin, bir de kandırın çocuğu. Yani çocuk ya. Ondan sonra çocuk da kanmış ya desin ki ben de can yani öyle istedim. Ondan sonra hiç suç değil. Bakın şimdi bu serbest, böyle bir kurumsal koruma yok, bir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Serbest her şey. Ondan sonra filmleri çekildi, romanları yazıldı bunları biliyorsunuz. Ondan sonra ama buradaki bu kızcağız gözü kararmış, körelmiş, orayı göremeyen oranın suflesiyle dönüyor buraya. Diyor ki efendim 12 yaşında şöyle böyle olacak. Ya kızcağız sen bir araştır ya. Senin e, İslam şeriatıyla yönetildiği zannettiğin e, Osmanlı'da bir araştır bakayım. E, evlilikler yüzdeler vesaireler ne, ne durumda ne hangi halde yani söylenen yalanlarla sürekli tekrarlar tekrarlar bu çok acayip bir şey ne olur buradan çıkın bunları açacağız bunlara da değineceğiz e, ikinci bölümde bir de e, bu seçimden sonra ne olacaka değineceğiz artık e, anayasa temizlik çepeçevre temizlik hem de e, hatta çok ilginç bir şey de söyleyeceğim Çin ve Rusya Akdeniz'de diyeceğim bakın e, bunu konuşacağız ee, bir ara verdikten sonra ama e, bu e, konu gerçekten çok önemli. E, şunu yapmamız lazım. Dün bir konferanstaydım. E, fetih gününü kutlamasıyla ilgili. E, oradaki, oradaki insanlara da söyledim. Dedim ki bakın bunların sesi çok çıkıyor. Bizim de sesimiz az çıkıyor. Çıkmıyor. E, şimdi sesimizin sağlam çıkabilmesi için, özgüvenli olabilmemiz için bilmek gerekir. O yüzden lütfen okuyun, araştırın, dinleyin. Alın bilgiyi. İçinden böyle kısa kısa spesifik yayın. Yayın ki şunu söyleyin, Türk İslam unsurları dünyanın medeni olan unsurları, hatta dünyanın bütün medeniyetini bugüne kadar kurmuş olan unsurlardır. Hazreti Adem'den bu yana töreyle yaşayanlar, hatta üzerinde töre kurallarla yaşayanlar, ne demek medeniyet, kurallarla bir e, şehirleşme, kentleşme, yapılaşma içinde yaşamak demek değil mi? E, bunun hal hali uygarlık, o kelime nereden gelmiş? Uygur'dan gelmiş. Türkiye ne demek? Türk ne demek? Töreyle yaşayan. Türkiye ne demek? Medeni olanların beldesi demek. Bakın anlatalım bunları. Şunu anlatalım. Bakın şu örnek çok çarpıcıdır. İki tane örnek hatta söyleyeceğim. Bir tanesi şu. Hep diyorlar ya, efendim Yakın Doğu şey olduğu için nedir onun adı? Cahil olduğu için peygamberler Yakın Doğu'ya gelmiş. Resuller daha doğrusu. Değil mi? Bakın yalana bakın yalana. Yakın Doğu e, risaleti anlayacak algıya gelebildiği için, o kadar medenileşip uygarlaşabildiği için oraya gelmiş. Bunu zaten araştırdığınızda bu saçma sapan söylemin arka planında 610 yılında Avrupa ne haldeydi diye bakarsanız zaten anlarsınız hikayeyi. Bir yakın doğuya bakın. Yani yakın doğunun cahiliye dediğimiz dönemi bile e, medeniyetin içindeki bir çökmüş cahiliye. Öbür tarafta medeniyetin M'si kurulmamış daha e, Avrupa dediğimiz yerde.